Ege'deki gerilim sürerken komşu Yunanistan bir kez daha provokasyona imza attı. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Bozbaba Adası'na gitti. Yunan Bakan Yardımcısı her zaman buradayız. İnşa ettiğimiz Yunan savunması yıkılmayacaktır mesajını verdi. Gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'na gitti, provokatif cümleler kurdu. Atina, Türkiye ile gerilimi artırmaya devam ediyor. Ankara-Atina hattında gerilim sürerken Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunanistan'ın 1923 Lozan Antlaşması'na aykırı şekilde silahlandırdığı Bozbaba Adası'na gitti. Hardalias, 18 Haziran 1992'de Türk jetleriyle girdiği İt dalışı sırasında kullandığı savaş uçağının denize çakılması sonucu ölen Yunan pilot Nikola Gas Yalmaz anısına düzenlenen törene katıldı. Yunan medyasında yer alan haberlerde yine Lozan Antlaşması'na aykırı şekilde silahlandırılan Limna Adası'ndaki hava üssünden görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Yunan pilotların Türk savaş uçaklarını püskürtmek amacıyla hazırlıkları ve F-16 uçaklarına binmelerine yer verildi. Bakan yardımcısı Yunan pilotun ölümünden sonra adına Bozbaba Adası'ndaki törende konuştu. Gel de al cümlesini kurarak yeni bir provokasyona imza attı. Her zaman buradayız, silahlı kuvvetlerimizin Yunan halkının tam desteğiyle inşa ettiği bu aşılmaz duvar her zaman yerinde duracaktır dedi.